Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı ilerleyen yaşlarda, ilerleyen dönemlerde anavatanımız Türkiye'ye dönmek istiyorlar. Bu da gayet normal. Geçmişte bağları var, akrabaları var. Bir şekilde gurbette olmanın zorluklarından artık kurtulmak istiyoruz diye anavatanımız Türkiye'ye dönmek istiyorlar. Ancak bunun için çok iyi bir hazırlık yapılması gerekiyor. Çünkü mevcut ekonomik şartlar içerisinde Türkiye'de geçinebilmek eskisi kadar kolay değil. Eğer siz de bir gün olur da ben de Türkiye'ye gitmek istiyorum, dönmek istiyorum diyorsanız şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Bunun yanı sıra eğer siz de geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem de çoluk çocuğunuz için Türkiye'de bir garantim olsun diyorsanız, ekonomik olarak her ay banka hesabıma bir para yatsın diyorsanız nasıl emekli olacağınızı biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Kıymetli izleyicilerimiz, şu anda asgari ücret Türkiye'de 11.402 lira net. Evet, 11.402 lira. Avrupa'da ve Türkiye'de hayat şartları daha da pahalı hale geldi. Özellikle Türkiye'deki market fiyatlarının Avrupa'daki pek çok üründen daha da pahalı olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Yani Türkiye'de geçinmek Avrupa'da ya da yurt dışında geçinmekten daha zor. Eğer Türkiye'de bir eviniz varsa, yurt dışında yaşıyorsanız şanslısınız demektir. Ha şunu da söyleyelim. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bundan sonra kolay kolay para biriktirmesi, Türkiye'den ev alması ya da bunun yanı sıra işte diğer yatırımları yapması da çok ama çok zor. Çünkü vatandaş Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da, İngiltere'de, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da nerede olursa olsun artık ucu ucuna geçiniyor ya da geçinemiyor. Pek çok vatandaşımız sosyal yardımlarla ayakta duruyor. Hal böyleyken vatandaşımızın gençlik yıllarında Türkiye'ye mutlaka bir yatırım yapması gerekiyor. Diyelim ki siz bugün ben Türkiye'ye döneceğim dediniz. Bakınız, eviniz varsa şanslısınız dedik. Kiranız yok diyelim. İki kişilik bir ailenin, yani karı kocanın Türkiye'de eğer evi varsa geçinebilmesi için minimum, bak asgari şartları söylüyorum, 25 bin lira paraya ihtiyacı var aylık. Evi yoksa geçmiş olsun. Çünkü Türkiye'de özellikle de büyük şehirlerde tatil yörelerinde geçinebilmek, ev kiralarının ödenmesi çok ama çok zor. Son 3 yıl içerisinde Türkiye'deki ev kiraları minimum %150 artmış vaziyette. Ben Türkiye'de ev alacağım diyorsanız da geçen yıl ya da önceki yıl 1 milyon lira olan bir evin fiyatının da şu anda minimum 2-2,5 milyon liraya geldiğini söyleyebiliriz. Kiralık evlerin fiyatları da aynı şekilde artmaya devam ediyor. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, burada önemli olan nokta şu: ne yapacağımıza karar vermek. Dönecek miyiz, dönmeyecek miyiz? Eğer döneceksek mutlaka ekonomik şartları yerine getirmemiz lazım. Ayda iki kişi için 25 bin lira net gelirin elimize geçmesi gerekiyor. Çarşıda, pazarda fiyatlar Türkiye'de adeta çıldırmış vaziyette. Bunun yanı sıra kıymetli izleyicilerimiz, şunu da söylememizde fayda var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız eskisi kadar ekonomik olarak rahat değil. Bunu Türkiye'de yaşayan ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir elinin yağda, bir elin balda olduğunu söyleyenler için söylüyorum. İnanın bana, pek çok vatandaşımız yıllardır Türkiye'de izine gidemiyor. Ekonomik nedenlerden dolayı uçak bileti, bunun yanı sıra masraflar, oteldi, oydu buydu, memlekete gitsen tabii ki elin boş gitmeyeceksin. Memlekete gittiğinde tabii ki de para harcayacaksın. Hal böyle olunca da şöyle bir tablo çıkıyor. Artık eski Almancı yok, eski Almanya yok, eski gurbetçi yok arkadaşlar ekonomik olarak. Şimdi eğer siz zamanında Türkiye'ye bir yatırım yaptıysanız ve gelinen noktada da her ay belirli bir miktarda para geliriniz varsa Türkiye'de, o zaman sizden iyisi yok. Onu net olarak söyleyebiliriz. Pek çok vatandaşımızın çoluk çocuğu Avrupa'da ya da diğer ülkelerde, tamamen kesin dönüş yapmayı da ben doğru bulmuyorum açıkçası. Eğer bir şekilde dönecekseniz yılın belirli bir kısmını Türkiye'de geçirebilirsiniz. Geriye kalan kısmını ise yine yaşamış olduğunuz ülkede ailenizle, çoluk çocuğunuzla, torunlarınızla geçirebilirsiniz. Yani bu iş şuna benzemiyor: ben çantamı aldım, gidiyorum Türkiye'ye kesin dönüş yapıyorum denmiyor.
Hiçbir yerde hiç kimseyi kırmızı bir halı serip bekleyen yok arkadaşlar. Türkiye'de vatandaşlarımızın bir kısmı diyor ki ben diyor yurt dışında yaşamak istiyorum diyor. Gayet normal, saygı duyuyorum. Ama siz yurt dışına geldiğinizde sizi kırmızı bir halı serip havalimanında karşılayan yok. Türkiye'ye döndüğünüzde de misafirlik, eşinizin, dostunuzun misafirliği bir hafta sürer. Bir hafta sonra gerçeklerle baş başa kalırsınız. Ben hep şunu söylüyorum. Türkiye'ye yurt dışından dönecek olanlar şunu yapsın. Önce gidip Türkiye'ye 6 ay bir yaşasınlar. Şartları tam olarak görsünler. Öyle izin zamanı Türkiye'ye gitmekle orada yaşamak çok farklı şeyler. Ha, bunları söylerken kimse dönmesin etmesin demiyoruz tabii ki. Herkesin kendi bileceği bir şey. Özellikle ekonomik şartların bu kadar ağır olduğu bir dönemde bir değil 500 sefer Türkiye'ye dönüşü düşünmemiz lazım. Geçmişte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pek çoğu şunu söylerdi. Ya derdi ben Türkiye'de emekli olacağıma Türkiye'den bir tane daire alırım. Kira geliri bana yeter diyordu. Arkadaşlar o dönemler bitti. Türkiye'de şu anda emekli olabilmek için ödeyeceğiniz parayla bir ev alma arasında uçurum var. Evet uçurum var. Şu an Türkiye'de örneğin siz 30-40 bin euroya bir kümes bile alamazsınız. Bak abartmıyorum, kümes alamazsınız. Mümkün değil. Onun için Türkiye'de emeklilik daha da önemli bir hale geldi. Çünkü bir kişi yılda minimum 5000 euro arkadaşlar emeklilik geliri elde ediyor. 5000 euro. Evet yılda emeklinin geliri. Bayram ikramiyeleriyle beraber. Peki siz yurt dışında yaşıyorsunuz. Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmeden, Türkiye'ye vaktinizi ayırmadan nasıl emekli olacaksınız? Özellikle ev hanımları, çocuğu olanlar, mavi kartlılar, çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız nasıl emekli olacaklar bunu anlatacağım. Kıymetli izleyicilerimiz bakın şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Bu telefon numarası Emekli TV'nin bizim kardeş kanalımızın WhatsApp hattıdır. Hemen bu numarayı telefonunuza kaydediyorsunuz. Kaydettikten sonra WhatsApp üzerinden şu mesajı yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap veriyorlar ve sizin geleceğinize dair ilk adımınızı atmanızı sağlıyorlar. Sadece ve sadece 150 euro ödeyerek emeklilik danışmanlığını alacaksınız. Uzmanlarımız sizin adınıza tüm başvurularınızı, müracaatlarınızı yapacak. Bakın Türkiye'de emeklilik şöyle bir şey. Hayatta bir sefer olan bir şey bir kere. Bunu bileceğiz. Ve emeklilik başvurusu yaparken eğer yanlış bir form doldurursanız, yanlış bir yere imza atarsanız, yanlış bir kutucuğu işaretlerseniz devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Bunun için Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanlarıyla hemen irtibata geçtiğinizde size bir randevu tarihi ve bir randevu günü verilecek. Randevu günü siz dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. WhatsApp üzerinden sosyal güvenlik uzmanlarımız sizi görüntülü bir şekilde arayacak ve sizin tüm bilgilerinizi aldıktan sonra sizin için özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız çıkartılacak ve yine ikinci randevu verilecek. İkinci randevuda sizin tüm emeklilik şartlarınızı sosyal güvenlik uzmanlarımız size yine WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde anlatacak. Eğer siz ben emekli olurum, emekli olmak istiyorum diyorsanız, karar verdiyseniz de bu sefer sosyal güvenlik uzmanlarımız sizin adınıza tüm dilekçeleri dolduracak, tüm formları dolduracak. Bunun için sizin Türkiye'ye gitmenize gerek yok ve müracaatınızı yapacak. Emekli maaşınız banka hesabınıza yatacak. Bu kadar basit arkadaşlar. Bunun için ben bugün Türkiye'ye gidiyorum desen 2-3 bin euro para harcamak zorundasın. Gitsen yanlış bir müracaat yaparsan devlete ödeyeceğin para iki katına çıkacak. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi, dönemi bitti. Birilerine 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödeme döneminizi de bitiriyoruz. Artık yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız sadece aşağıdaki WhatsApp hattını telefonuna kaydedip ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj attığında geleceğe dair çok büyük bir adım atmış olacaklar. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum.
40 yılda bir bu fırsat ayağınıza geldi. Sakın ola ki kaçırmayın. Sınırlı sayıda, sınırlı sürede vatandaşımız için bu emeklilik danışmanlığı verilecek ve tüm işlemleri de yapılacak. Bugüne kadar bizlere güvenerek tüm işlemlerini yaptıran, danışmanlık alan, emekli maaşına kavuşan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Artık sıra sizde. Düşünme zamanı değil. 3-4 kişinin yemek parasına, sadece 150 euroya siz geleceğe dair çok çok önemli bir adım atıyorsunuz. Ek hiçbir ödeme yok. 150 euro ödedikten sonra tüm işlemleriniz yapılıyor ve en doğru emeklilik müracaatınızı gerçekleştiriyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.